1959 senesinde ilkokula giderken şapkacılığa başladım. 1959'un Mayıs ayındı. Çünkü okullar kapalı, ondan sonra başladım. Ondan sonra devam ettim zaten. Hiç bırakmadım mesleğimi. Biz iki kardeş olarak başladık bu mesleğe. Şimdi abim İzmir'dedir. İlk başlangıç tarihim 1959. Mehmet Nevzi'nin yanında başladım. Bir yıl sonra da abimin yanına geldim. Abim zaten sanayi dündarın halpası diye onun yanında yetişti. Ben de Mehmet Usta'nın yanında ama çocukken geldim. Buraya geldim. Abimin yanına geldim yani. O çıraklığım, ustalığım, halpalığım hepsi bu mesleğin içerisinde geçti. Sadece şapka değildi bizim işimiz. Sadece şapkacı değildik biz. Biz şapkanı her türlü yapardık. Bütün resmi şapkaları, bütün subay şapkaları, bütün askeri polis şapkaları hepsini yapardık biz. Askerde dahi bunları yaptım. Askerde dahi şapkacıydım. Bütün ordunun subayları şapkaları ben orduda dikerdim. Tezyarede gene şapkacıydım. Başka mesleğe girmedim zaten ben. Şapkacı olarak, sanki şapkacı olarak doğmuşum, şapkacı olarak öleceğim. Yani bu şekilde büyüdüm. Hayat biçimim bu benim yani. Çalışma şeklim bu. 1969-70'te askere gittim, 72'de geldim. 75'ten sonra 75 10. ayında evlendim. Bu anda 3 tane çocuğum vardır. 3 kız çocuğum vardır. Onlar da çalışıyorlar. Onlar da öğretmendirler, laboranttırlar. Çalışıyorlar onlar yani. Onlar meslekler, torunlarım büyümüş. Yani emekli bir insanım. Sadece vaktim geçsin diye geliyorum. Yani bu ben hep çalıştım. Kahve köşelerinde oturacak bir adam değilim ben. Sadece işte dükkanıma gelip sabah gelip akşam saat 9-10'da gelip akşam saat 5-6'da çekip gidiyorum, eve gidiyorum. Gün öyle geçiyor zaten. Yani yapabilecek bir şey yok. Yani şapka yapımı da kalmamıştır. Bak yapmışım, bekliyor. Günde 10 tane şapka yapamıyorum. 7-8 tane, 5 tane. Zaten hepsi kalmıştı bakın. Yaptığım yerde kalmıştı. Satılmıyor. Şey bir Sinopi'den birisi gelir, toptan alır götürür. O da bize bir şey kalmaz. O kazanır, biz kazanamayız. Toptan verdiğim zaman ben para kazanıyorum. Perakende verdiğim zaman 3-5 para kalıyor. Yoksa toptan verdiğim zaman da o da haklı götürüp bunlar ekmek yiyecek. Yani meslek bu şekilde bitiyor. Yani parlak, yani öyle bir şey ki ya ihtiyaç değil yani. Bu şapka ihtiyaçlıktan çıkmıştı. Mesleği son tepsici dedi bize. Sonra alttan gelen yok zaten. İşçi yok. Çalışmak isteyen yok. Bu işe meyil eden yok. Yani bu işte de aslında haklılar yani, geleceği de yok. Misyonunu tamamlamıştır, zamanı doldurmuştur. Artık bundan sonra yapılan kasket, şapka türleri konfeksiyona dökülmüştür. Bizim eski Diyarbakır şapkalarımız, onlar da bitiyor zaten. Zaten talep de azalmıştır. Şapkaya talep de azalmıştır. Yeni moda şapkalara talep vardır. O da konfeksiyondur. Yani bu konfeksiyon onu yani küçük sanatkarlara ekmek bırakmamıştır onlar. Bundan sonra pek yapılacak bir iş değil de zaten. Yani bu işte para da kazanılmaz.
Yani anlatılacak gibi değil. Onlar disiplinli insanlardı. Gülmezdiler senin suratına ama seni severdiler. Alırdılar, yetiştirirdiler usta. Bilirdiler yani çocuk yani onda bir şey gördüğü anda onu bırakmazdı. Yoksa ben kapı dışarı ederdi. Onun biz yani biliyordu o orada o işçi olacak, sanatkar olacak. Yoksa zaten usta çalıştırmazdı. Usta ustalarımız iyiydiler. Onlar Allah onlara rahmet etsin. Mert insanlardı. Kendileri yemezdi, çıraklarına yedirdiler. Kalfalarına yedirdiler. Yani o insanlar vicdanlı insanlardı. Bu iki insanlar gibi değildiler. Babaydılar. Yani bir usta getirirdi çözü ustaya verirdi. Dedi eti benim kemi istedin. O eti o etine iyi bakardı. O çocuğa iyi bakardı. Evladı gibi yetiştirirdi. Sabah dükkana geldiğimiz zaman ilk komşularımızı ziyaret edip böyle dükkana gelirdik. Yani komşularımız biz 5 dakika geç kalsaydık mutlaka arardılar. Bizim komşumuz niye açmamış? Yani o eski komşuluk ilişkileri de kalmadı. Eski benim bu mahallem hepsi sanatkardı, sanatkar kalmadı ki. Ya bakkaldı ya kahvedir. Hani sanatkar var bir tane de. Bir tek ben kalmışım sanatkar olarak. Sanatkar yok. Sanat öldü. Benim burada yemenici vardı. Benim cadımda şey vardı. Bu silah kabı yapan sanat vardı. Saraçlar vardı, tenciler vardı, tornacı vardı. Her şey vardı. Ben burada sanatkar kalmadı. Sanatkar yok. Bu anda sanatkar kalmadı. Mahallemizdeki semtimizde bütün mahallelere bakarsanız da el işi yapan sanatkar kalmamıştır. Biz de yani son olarak yapıyoruz bu işi. Çırak olduğum dönemde bu meslek daha yoğundu. Yani yetiştiremezdik. Benim duvarımda geldiği zaman şapka bulamazdım. Bomboş bir dükkan. Çünkü elimizdeyken satılırdı bu mal. Daha duvara asmadan. Elimdeyken ben malı satardım. Diktiğim zaman satardım bu malı. Duvarımı asamazdım. Bayram akşamı gittiğim zaman dükkanda bir şapka kalmazdı. Bitmiş. Çünkü bayram ertesi tekrar geleceğim, tekrar başlayacağım. O gün çok yoğunduk yani o zaman. Herkes şapka giyirdi. Şapkası dışarıya çıkmak ayıptı. Baş açık gezmek ayıptı. Yani öyle bir kültürdü o zaman. Bugün böyle yani. Bugünkü gençler şapka giymiyor. O eski yaşlılar olmazsa şapka giyin gene yok. Beş on liradan 20-25 liraya 30 liraya şapka satıyoruz. Bundan bir yere varamayız zaten. İşçi de getirip çalıştıramayız. Bu işçiye bu doyuramayız, işçiyi de doyuramayız. Yani bu mesleğin geleceği olmayan bir meslek. Zaten talep de bitmiştir. Bugün Diyarbakır'da kaç kişi şapka giyiyor? Diyarbakır şapkası, büyük şapka yok. Yani spor şapka. Ben bile kendim spor şapka giyiyorum. Bunlar yani biz bu spora herkes spor şapka giyiyor. Yani şapkaya talep kalmamıştır. Benim 62 yıllık şapkacılık hayatımda çok şeyler verdi bize meslek. Çok şeyler de aldı bizden tabii. Yıllarımızı aldı en azından. Hayatımızı verdik bu mesleğe. Çoluk çocuğumuzu büyüttük hamdolsun. Mesleğin bundan sonra geleceği de yok. Şapkacılık diye bir şey bundan sonra bizden sonra son tesisçileriyiz. Yani ben bugün bıraksam bu dükkan kapanır, bir dükkan kalır Diyarbakır'da. Yani bitiyor. Şapkacılık diye bir şey olay kalmadı. Yani önceden 7-8 tane şapka vardı, şapkacı vardı. Herkes şapka giyiyordu. Tabii yıllar ayak uyduramadı. Yani şapka geride kaldı. Yani hiç eskisi gibi şapkaya talep etmiyor. Şu gördüğünüz şapka Diyarbakır'ın aslı 70 yıllık kalıbıdır bu. Benim ustam sanayi dündardan kalma bir kalıp. Elazığlıydı benim ustam sanayi dündar.
şu şapka gördüğün şu şapka bende kalıbı 60 senedir. Ben çoluktan gelmişim bu dükkana, 1960'tan beri bu dükkandayım. Bu kalıp da devam ediyor. 2 yılda önce Mehmet Nergis'in yanındaydım. 58-59'dan beri Mehmet Nergis'in yanında bir 2 yıl kaldım ben. Ya bu gördüğünüz Diyarbakır şapkası, asıl Diyarbakır şapkası bu. Bu gördüğünüz 8 köşe. Ama yöreseldir. Diyarbakır, Elazığ aynıdır yani. Şapka aynıdır, yöreli şapkasıdır bu. Elazığ'ın üzeri biraz daha büyük olur. Bizimki biraz daha küçük olur. Sadece şapka için Diyarbakır'da talep kalmamıştır. Mardin, Cizre, Silopi, Şırnak, Cizre o tarafta bu şapkaları ağırlıkta giyiyorlar. Yani nostalji olarak alıyorlar, İstanbul'a götürüyorlar. Yani eski Diyarbakırlılar sadece hatıra kalsın diye evlerin bir köşelerine, çark köşesine asıyorlar. Yani şapka olayı bitmiştir. Resmi şapkalar asıyorlar. Yani ne kadar daha yapacağım bu mesleği ben de bilmiyorum. Mesleği bırak ne yapacağım? Bıraksam ne yapacağım? Diyeceksin yani hayat biçimim bu, yaşama biçimim benim. Bıraktığım zaman da boşlukta kendimi boşlukta hissederim. Sabah evden çıktığım zaman bir gidecek yerim var. Biliyorum gideceğim. Nereye gideceğim? İşime gideceğim, dükkana gideceğim. Dükkanda çalışmaya gideceğim. Hiç işim olmasa dahi geliyorum dükkanıma. Kumaşı kokusunu alıyorum, telisi kokusunu alıyor, o beni tatmin ediyor. O beni doymaz sağlıyor. Akşam saat 6 oldu, bir çekimi evime giderim. Sabah tekrar aynı işe dönerim. Yani bu döndü bir şekilde yani. Hayatın bir dönüş şekli. Nerede o beni bıraktı, ben de o zaman bırakacağım onu. Ben bırakmak istemiyorum ama o beni bırakacak, mutlaka bir gün bırakacak. Mutlaka ayrılacağız yani. Ölene kadar bu işi devam ettirecek gücüm de yok. Yani bu anda bile zorlanıyorum aslında. İşçi gelmiyor, iş çalışamıyor. Çünkü işçi geliyor, tatmin olmuyor. Bu meslek onu doyurmaz. Yani geçmişte bizi doyurdu. Hamdolsun bu meslek bir noktalara bizi getirdi. Ne kadar, yani bundan sonra biraz daha bir büyük beklentimiz yok. Bir şey bekleyemeyiz zaten. Zaten verdiğini vermiş. Her şey verdi bize. Bu anda ben de onu yaşatıyorum. O bana verdiğini verdi, ben de bu andan sonra onu yaşatıyorum. Bu mesleği yapacak, yürütecek şapkacı mesleğim kalmadı artık. Ben kendi işime bakıyorum. Benden sonra bu iş biteceğini bildiğim için hem üzülüyorum. Yani mümkün olsa da bir müzeye bıraksınlar bu kalıplarımı. Elimdeki kalıpları, makaslarımı olduğu gibi bir şark köşesi, bir müze evrağı. Yani tükenecek mesleklerin bir köşesi. Çünkü 2 kişi kalmışız bu memlekette. Türkiye'de toplasan 10 tane şapkacı bulamazsın. Yok. Bitti. Bizden sonra bu işi yapacak adam da yok. Şapkacılık dediği zaman bütün resmi şapkalar vardı. Askeri şapkalar, okul şapkaları, sivil, polis şapkaları, subay şapkaları, askeriyenin giydiği şapkalar. Her türlü şapkacılık vardı o zaman. Şapka büyük bir yelpazeydi. Sadece bugün kala bu mesleğe küçük bir şapkacılığa kaldı. Şapka o zaman tatmin ediyordu. Bugün tatmin etmiyor şapka yani. Herkes şapka giymiyor. Sadece bir özenti olarak yerinde giyiyor yani. Yani şapkalı da geleceği yok yani. Çünkü bitiyor, konfeksiyona döndü iş. El eleği, gözleri, diyordu, hiç kalmadı. Hani adam oturup astarı mı dikecek elde? Siperi bir yerden geçecek? Yok, bu hepsi fabrikasyon oldu. O da yani bizim yaptığımız işler değil. Bizim yaptığımız da konfeksiyon olmaz. Konfeksiyon olmuş, el işidir çünkü. El işi olan bir şey konfeksiyonu olmaz. Yani ne kadar daha yapacağım bu mesleği ben de bilmiyorum. Mesleği bırak ne yapacağım? Bıraksam ne yapacağım? Diyeceksin yani hayat biçimim bu, yaşama biçimim benim. Bıraktığım zaman da boşlukta kendimi boşlukta hissederim.
Sabah çık, evden çıktığım zaman bir gidecek, gidecek yerim var. Biliyorum gideceğim. Nereye gideceğim? İşime gideceğim, dükkana gideceğim. Dükkanda çalışmaya gideceğim. Hiç işim olmasa da geliyorum dükkanıma. Kumaşın kokusunu alıyorum. Ya tenisin kokusunu alıyorum. O beni tatmin ediyor. O beni doymaz sağlıyor. Akşam saat 6 oldu bir çekimi evime giderim. Sabah tekrar aynı işe dönerim. Yani bu döndü bir şekilde yani. Hayatın bir dönüş şekli. Nerede o beni bıraktı, ben de o zaman bırakacağım onu. Ben bırakmak istemiyorum. Ama o beni bırakacak, mutlaka bir gün bırakacak. Mutlaka ayrılacağız yani. Ölene kadar bu işi devam ettirecek gücüm de yok. Yani bu anda bile zorlanıyorum aslında. İşçi gelmiyor, iş çalışamıyor. Çünkü işçi geliyor, tatmin olmuyor. Bu meslek onu doyurmaz. Yani geçmişte bizi doyurdu. Hamdolsun bu meslek bir noktalara bizi getirdi. Ne kadar yani bundan sonra bizden bir büyük beklentimiz yok. Bir şey bekleyemeyiz zaten. Zaten verdiğini vermiş. Her şey verdi bize. Bu anda ben de onu yaşatıyorum. O bana verdiğini verdi, ben de bu andan sonra onu yaşatıyorum. Sadece şapkalı bizde terzi işimiz olmaz bizim. Şapkacılık ayrı bir meslektir. Nasıl bir durumla karşılama diledi?